Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Önümüzdeki günlerde Türk savunma sanayi çok önemli bir ihracat başarısına daha imza atacak. 2016 yılından itibaren Endonezya ile birlikte sürdürülen Kaplan MT orta sınıftaki tankların ilk teslimat töreni Ankara'da gerçekleştirilecek. Bunu seri üretimin hem Türkiye'de hem de Endonezya'daki hatlarda devamı izleyecek. Peki bu Kaplan MT nedir? Hangi özelliklere sahiptir? Bu tank Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmıyor. FNSS bu tasarımı nasıl yaptı? Neden Endonezya ile çalıştı? Bunları önce tankı tanıtacağız sizlere. Arkasından da bu model, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde envanterde olmayan bir silahın, bir ürünün, bir tankın, gelecekte uçağın, helikopterin Türkiye tarafından, Türkiye'deki şirketler tarafından üretilip ihracatı mümkün mü? Bu Türk savunma sanayi açısından bir model oluşturulabilir mi? Bunlara beraber bakacağız. Ama videomuzu önce bir FNSS şirketi nedir onu bir tanıyalım. Arkasından Kaplan tankıyla devam edelim. FNSS şirketi 1986 yılında kuruldu. Ana hissedarı %51 oranıyla Nurol Holding, yani Türk bir şirket. Kalan %49 ise o yıllarda, kurulduğu yıllarda Amerikan FMC şirketine aitti. Halen bu %49 hisse İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems tarafından üstlenilmiş durumda. Yani hem Türk hem de uluslararası bir yapısı var şirketin, ama biraz önce de belirttiğim gibi %51'i Nurol Holding'e ait bir şirket. FNSS'nin ilk önemli projesi Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen zırhlı muharebe aracı ZMA projesi oluyor. 1990 yılında ilk ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır kullanılan M113 olarak adlandırılan araçların üzerine de yeni bir bakışla yeni bir versiyonu envantere girmeye başlıyor. İlerleyen dönemler içerisinde biz ZMA'ları terörle mücadelede Güneydoğu'da görüyoruz. Daha sonra Birleşmiş Milletler veya NATO görevleri çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinde o beyaz rengi veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kamuflajlarıyla görmeye başlıyoruz. Ya yani gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli bir güç katmaya başlıyor. Bu arada tabii FNSS ilk başladığı projenin arkasından bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı sürerken bir yandan da ihracat çalışmalarına başlıyor. İlk yapılan ihracat 1997'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiriliyor. Bunu 2004 yılında Suudi Arabistan'da M113 modernizasyonu izliyor. Daha sonra FNSS Pars 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç tasarımına girerek buradan paletten tekerlekli sistemlere geçiyor. Ürünler geliştiriliyor ve ihracatta Malezya'ya, Umman'a yapılan satışlar izliyor. 2016 yılında da Endonezya'nın açtığı orta sınıf tank ihalesini Kaplan MT tasarımıyla FNSS kazanıyor. Şimdi gelin isterseniz Kaplan MT'yi birlikte tanıyalım. Kaplan MT'nin muharebe ağırlığı yaklaşık 30 ton. Bu ağırlık ile bu tasarım orta sınıfta yer alıyor. Örneğin bu aralar Ukrayna'da sık sık gördüğünüz Rus tanklarının farklı modellerin ağırlıkları da 40 ton civarında. Batılı tanklar ise biraz daha ağır. Örneğin bir Leopard tankının ağırlığı 60 tona kadar çıkıyor. Bu ağırlıklar çok önemli, biliyorsunuz. Zaman zaman işte Ukrayna'dan oradaki çiftçilerin traktöre takıp çektiği tankları görüyoruz. Yaklaşık 40 ton bir tankı düz bir yolda çekebilmesi, traktörün biraz da güçlüyse mümkün, ama tabii bunlar batı yapısı tank olsa çekilmeleri oldukça güç olacağını da ifade etmekte fayda var. FNSS tarafından geliştirilen Kaplan MT'nin hassas doğrudan ateş kabiliyeti öncelikli olarak ihtiyaç duyulan vurucu gücü sağlıyor. Hafiflik aynı zamanda Kaplan MT için üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyeti de vermekte. Tankın arkasında yer alan elektronik kontrollü güç grubu ve süspansiyon sistemi her türlü zemin ve iklim koşulunda araca yüksek hareketlilik kabiliyeti sunmakta. Endonezya'nın özellikle çok yağış alması, tropikal bir iklime sahip olması nedeniyle toprak sürekli yumuşak. Ağır tanklar bu açıdan Endonezya gibi yerlerde hareket olanakları oldukça zor ve bu nedenden dolayı da Endonezya'nın tercihi bu tür hafif tanklar yönünde. Bu konuyla da ilgili gelişmeler ilk olarak Vietnam Savaşı'nda ortaya çıkıyor. Amerikalılar geliştirdiği, bu getirdiği yüksek ağır tankları Vietnam'da operasyonunu gerçekleştiremiyor ve o 1960'lar ve 70'lerin başında hafif tanklara doğru bir dönüşüm gerçekleşiyor. Kaplan MT'nin gelişmiş hareket kabiliyetini çift pimli paletleri ve vurulabilen milleri üzerine kurulu 6 tekerlekli süspansiyon sisteminden almakta.
Özellikle ana muharebe tanklarının girmekte zorlanacağı dağlık, yüksek engebeli, zor arazi koşullarında ve düşük taşıma kabiliyetine sahip köprülerin bulunduğu yollara Kaplan MT rahatlıkla girebiliyor. Tankın araziye uyum ve üstün sürüş kontrol özellikleri de bu açıdan önemli bir yere sahip. Tankın güç grubu, yüksek kapasite soğutma ünitesi ve yakıt tankları ile donatılmış durumda. Soğutma ünitesinin akıllı bir yazılım tarafından soğutulması optimum tork, verimi ve yakıt tasarrufu sağlamakta. Araçta bulunan iki ayrı yakıt deposu asgari 450 kilometrelik operasyon menzilini kullanıcıya sunmakta. Yedek güç ünitesi ise batarya sistemini şarj ederek araçtaki kulenin aracın motoru çalışır durumda olmadığı zamanlarda bile kullanılmasına imkan sunuyor. Tankın gelişmiş batarya izleme sistemi optimum güç yönetimi ve sessiz gözetleme yeteneklerini de birlikte vermekte. FNS Kaplan MT'de geliştirdiği teknolojiyi Endonezyalı ortağına aktarıyor ve dediğim gibi programın başında da seri imalat hem Ankara'da hem de Endonezya'da kurulan tesislerde devam ediyor. Projenin ilk etabını toplam 18 tank oluşturuyor. Bunların 10'u Ankara'da FNSS tesislerine üretilecek. Geri kalan 8 tank ise Endonezya'da üretilecek. Böylelikle FNSS yeni bir sektöre de adım atmış oluyor. Endonezya gibi tropik iklime sahip yumuşak toprağında bu tür zırhlı operasyon yapmak isteyen ülkelerin Kaplan MT'ye önümüzdeki dönemlerde ilgi göstermesi bekleniyor. Şimdi Kaplan tankı normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Kaplan serisi zırhlı araçlardan geliştirildi. Daha doğrusu FNSS mühendisleri bu sistemleri bir tank haline getirildi. Zırhlı taşıyıcıdan daha ekstra özellikleriyle bir tank özelliklerine kavuştu. Yani bir ülkeye doğru özel bir ve o ülkenin istediği şartlarda bir çözüm hazırlandı. Şimdi tabii ki burada da arkasına baktığımız zaman bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istekleri büyük önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonları, bazı sınır ötesi operasyonlar veya tüm dünyadaki bu barış misyonları veya NATO görevlerinde gerçekten tüm sistemleri gerçek şartlarda test ediyor. Bu gerçek şartlarda yaptığı testin sonuçlarını da sonuçta üretici şirketle paylaştırıyor ve bu ürünün daha da gelişmesi anlamına geliyor. Yarın öbür gün bir ülke ihaleye çıktığı zaman bu silahın veya bu yapının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test edilmiş olması, gerçek operasyon şartlarında kullanılması o ülkenin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor. Artı bu projede olduğu gibi o ülkenin isterlerini buna uyguladığınız zaman zaten kendini ispat etmiş bir yapı o ülkenin şartlarına göre evrilip yeni ve önemli bir silah haline gelebiliyor. Tabi bunu da uygun şartlarda sunuyorsanız, Türkiye'nin o ülkeyle siyasi ilişkileri, ekonomik ilişkileri iyiyse, bunun işte üst düzey yapılan yönetim yöneticilerin ziyaretlerinde işte Cumhurbaşkanı, geçmişte Başbakan ziyaretlerinde bunların gündeme gelmesi, tabiri caizse Türk şirketleri için lobi yapılması da bu tür savunma sanayi ürünlerinin satışlarında önemli bir yere sahip. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de yapıyor, Rusya da yapıyor. Avrupa Birliği hem Avrupa Birliği olarak yapıyor hem de ülkeler kendileri aralarında yapıyorlar ve kendi ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Çünkü ihracatta savunma sanayi dediğimiz ürünler gerçekten milyon dolarlık en ufağa, milyar dolarlara kadar giden dev dev kalemler. Aynı havacılıkta olduğu gibi bir ülke bir sistemi aldığı zaman o satın aldığı ülkeyle ilişkilerini 20 yıl, 30 yıl korumak zorunda. Çünkü bu cihazların, bu araçların modernizasyonu var, bakım idamesi var, eğitimi var. Gerçekten çok böyle bir karmaşık bir ilişki içerisine giriliyor. Bunlar da bu açıdan önemli bir yere sahip. FNSS bu adımla gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği bir yapıyı ihraç ederek farklı bir model olarak haline getirerek çok önemli bir adım atmış durumda. Türk savunma sanayinin gelişmesindeki milli teknolojiler çok önemli. Bunun yanına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağdan gelen tecrübesini kattığımız zaman ortaya gerçekten bu günümüz şartlarında çok gelişmiş ürünler çıkabiliyor. Bu konuda da Türkiye'deki şirketlerin izlediği yollar da bunlar. Yavaş yavaş bu ürünleri işte ihracat başarısı olarak bizlerin de haberlerinde görmeye başlıyorsunuz. Bu videomuzda hem Türkiye'nin ihraç ettiği bir tank konseptine birlikte baktık, özelliklerini öğrendik ve bu satışın gelecekte ve şu anki
projeler için nasıl bir model olacağına birlikte baktık. Umarım bir nebze olsun sizin aklınızda bir bu konuyla ilgili bir lamba yakabilmişimdir, bir bakış sağlayabilmişimdir. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Eğer bu tür videoları istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki sorularınızı bize yorum yazarak videoların altına veya info@tolgozbek.com mail adresine yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.